Herkese selam arkadaşlar. Güne nasıl başladık biliyor musunuz? Önümde bir takipçim var. Yolda böyle gidiyorduk yani. Yani beni gördü, tanıdı, kornaya bastı. Ondan sonra nereye gidiyorsun falan dedi. Camları açtık. Dedim Viyana'da bir firmaya gidiyorum. İsmini söyledim. O da dedi ki takıl peşime. Öyle şey yaptık. Şimdi bayağıdır bir 15-20 dakikadır onun peşinde gidiyorum. Şansa bugün navigasyonda Slovakya'ya gidecek bir arkadaşa verdim. Bizim Sabri'ye verdim. Slovakya'da hani navigasyon belki ona lazım olur istedi. Ondan sonra şimdi bak beni şeye kadar, adrese kadar götürecek herhalde. Kardeş sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi takip ediyor büyük bir ihtimalle, tanıdığına göre. Vallahi belki de kendi yolunu değiştirdi. Buraya kadar şey yaptı yani. Bizi getirdi. O da Avusturya plakalı. Engatuk kullanıyor. Dorseli. Şeytan dorse sürüyor. Bak adrese de fazla bir şey kalmadı ha. Az kaldı. Kendi yolunu değiştirdi adam. Bizi buraya getirmek için. Neotrans. Sabah şu anda kaç? Saat 8. Viyana'nın içindeyiz. 11. Viyana'dayız şu anda. 11. Viyana'ya doğru gidiyoruz daha doğrusu. Viyana tabii biraz karışık. Yani takipçimin hadi yollarda falan bazen bisikletliyi tutuyorduk, çeviriyorduk. Ondan sonra şey yapıyorduk. Ne derler ona? Bisikletleri çeviriyorduk. Ondan sonra yolda yardım istediklerimiz oluyordu. Bizi adrese götürüyorlardı yakınlarında falan ama takipçimin bir tırla beni adrese götüreceği hiç aklıma gelmezdi. Enteresan bir şey oldu yani hakikaten. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Takipçim, tır şoförü olan bir takipçim. Beni adrese kadar tırla yolda denk geliyoruz. Şansa o gün de benim navigasyonumu başka bir arkadaşa veriyorum. Vallahi ya dün geceden verdim yani navigasyonumu. Böyle Viyana'nın içinde de navigasyona ihtiyaç oluyor yani. Kaçta gidiyorsun, nasıl gidiyorsun falan. Değişik bir mevzu yani. Ondan sonra yolda yardım istediklerimiz oluyordu. Bizi adrese götürüyorlardı yakınlarında falan ama takipçimin bir tırla beni adrese götüreceği hiç aklıma gelmezdi. Enteresan bir şey oldu yani hakikaten. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Takipçim, tır şoförü olan bir takipçim. Beni adrese kadar tırla yolda denk geliyoruz. Şansa o gün de benim navigasyonumu başka bir arkadaşa veriyorum. Vallahi ya dün geceden verdim yani navigasyonumu. Böyle Viyana'nın içinde de navigasyona ihtiyaç oluyor yani. Kaçta gidiyorsun, nasıl gidiyorsun falan. Değişik bir mevzu yani. O yüzden biraz hani derler ya Allah yardımcın olur diye. Şimdi ben de düşünüyordum bu adrese nasıl gideceğim. Hani tır navigasyonu da yok, normal navigasyonu da. Yine bir şekilde bir rota çizmiştim dün akşamda. O kadar rahat değildim yani. Tır navigasyonu olunca biraz daha rahat oluyorsunuz. O güven farklı oluyor. Akşamdan kendime bir rota çizdim. Dedim ki bu rotaya göre giderim. Tam yola çıktım abi. Firmadan çıktım. Yola çıktım. Tak. Takipçim korna çalıyor. Sağ olsun. Takipçilerimizden. İşte bizim takipçilerimiz böyle. Bu kadar değerli. Görüyorsunuz. İnsan böyle bir tabii bir şey oluyor hakikaten. Gururlanıyor yani. Yalan yok.
Allah razı olsun kendisinden. Bu saatte bak trafiğe soktu kendisini. İşini oraya gitmiyordu. Şeyini değiştirdi. Rotasını değiştirdi. Bizi buraya kadar getirdi. Henüz 5 dakika daha yol var. Burada da trafik biraz kırmızı da sıkışık. Bir daha kırmızıya yakalanmayalım diyecektim ama yakalandık galiba. Fazla bir şey gidemeden. Burada da ışık durmadan değişiyor herhalde. Vay be, olaya bak. Şansımıza işte arkadaş karşımıza çıktı, bizi gideceğimiz yere kadar götürecek büyük bir ihtimalle, sağ olsun. Ben de dedim ki ya video açayım çünkü hakikaten enteresan bir durum yani. Bilmiyorum, belki vakti varsa şurada bir yerde bir dururuz 5-10 dakika. Bir şey gidemeden. Burada da ışık durmadan değişiyor herhalde. Vay be, olaya bak. Şansımıza işte arkadaş karşımıza çıktı, bizi gideceğimiz yere kadar götürecek büyük bir ihtimalle, sağ olsun. Ben de dedim ki ya video açayım çünkü hakikaten enteresan bir durum yani. Bilmiyorum, belki vakti varsa şurada bir yerde bir dururuz 5-10 dakika, bir tanışmış oluruz. Bayağıdır kolluyorum ben halim. Ciddi misin? Ben de Yusuf, memnun oldum. Dorsi hava kaçırıyor. Problem olabilir. Pıs 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 ses geliyor. Tam havalarda olmadı ama bakayım. Ağırlık. Şimdi insin, biraz sürelim şöyle. Şimdi hiç bilmediğim bir adrese gideceğim. Vallahi buradan da yani gideceğim adresi çiftçiye. Çiftçiye gidiyoruz arkadaşlar. Çiftçiden yük yükleyeceğiz. Büyük ihtimal çilek yükü olacak. Buralar hep çiftçi. Buralar böyle neydi o ya? Hep ismini unuturum. Iceberg salat diyoruz biz. Göbek salata üretiyor. Burası başka bir şey üretiyor. Bauernhof. Burada da var. Üzüm müzüm var galiba burada da. Şimdi şu havalarda olsun ya. Yine bir çiftçiye gidiyoruz. Adresi verdim navigasyona. Tır navigasyonum yok. Sabri'de tır navigasyonum. O yurt dışına gitmişti, ona verdim. Bugün geri alacağım akşam. Yükleri toplayıp Viyana'ya doğru hareket edeceğiz. Birçok yükü topladım. Sırtımda bazı yükleri Hörsching'e bırakacağım. Oradan bazı mallar alıp tekrar yoluma devam edeceğim. Durum bu. Havalarda Dorsey'nin havası gitgide bayağı bir hava kaybediyor. Bayağı bir zamandır bu böyle ama bu kadar hava kaybetmiyordu. Şimdi yine bir bayağı bir hava kaybetmeye başladı. Gitgide açıldı herhalde. Onu yaptırtacağım yarın. Yine buralarda böyle değişik yollara girdik. Bu yollar bayağı ara yollar. ETS2'de bile bulamazsınız bu yollara. Bak onu söyleyeyim. Şöyle bir kameramı düzelteyim. Buradan sola döneceğiz. Az çok aşinayım ama sürekli buradan gitmediğim için genelde tırı döndürüyorum. Bayağı böyle ara dar yollara gireceğiz. Gel kardeş, gel. Gel. Gel, biz buradan kırarız tekrar, senin için sıkıntı yok, gel. Gel bağlım, gel. Danke schön. O şimdi geri gelip buraya tek... Almanlar diyor, danke schön. Onlar şey diyor, danke schön. Hızlı bir şey. Bir şeyler diyorlar, burası çift şeritli yol. Gördüğünüz yani çift gidiş geliş. Bu yolu normal bırak tırı. Şu an tır zor sürüyor. Şuradan görecek olursanız, bakarsınız. Şey geçiyoruz yani. Buradan iki arabanın geçmesi biraz sıkıntı. Ya işte böyle yollarda tır şoförlüğünün zorlukları.
Bunlar zorluklarından bir tanesi. Böyle bir yol geldin mi, hani karşı iki araba geliyorsunuz, birinizin bir yerde bir esnemesi gerekiyor, yoksa mecbur birisi geriye gidecek. Alengirli yollara girdik. Rahmetli Alican abi diyordu ya, alengirli işler diyordu. Allah mekanını cennet etsin. Evet. Buralar mısır tarlası mı ne? Tarlalardan gidip inşallah saçma sapan bir yere sokmaz. Yanımda şey de yok, tır navigasyonu da yok. Yani bugün Allah'a emanet gidiyoruz. Bugün Allah'a emanet gidiyoruz. Dilerim bir sıkıntı olmaz. İlk defa gittiğim bir adres. Hele buradan hiç gitmedim. Yani burası zaten şey bir yer. Ne derler adına? Köyde bir yer. Gideceğim yer de köy. Köyden köye gideceğim ama yani sıkıntılı köyler, bilindik köyler değil buraları. Yakında bir yer değil. 17 dakika diyor. Şöyle 12 kilometre yolum varmış. 17 dakika. Benimle berabersiniz. Sizleri hapsediyorum 17 dakika. Haberiniz olsun. 17 dakika birlikteyiz. Dediğim gibi Dorse hava kaçırıyor. Yolda giderken riskleri tabii ki var. Frenleri kilitleyebilir. Arabayı kaydırabilir. Çünkü mesela emniyet, yeterli emniyet basıncı olmadığı için şeyi yapabilir. Tekeri yakabilir, patlatabilir, sürtebilir. O havayı kestikten sonra yani kilitlerse. Gel anam babam gel. Dankeschön. Sen de gel. Sende sıkıntı yok. Senin gibi 10 tane olsa yine geçer. Ben de ne yaptım? Muhabbeti kaydırıyorum bazen ama sebebi işte hani konuya tekrar geri dönüyorum. Mevzu şu. Karşımda fren basıncı var. Görüyorsunuz. Ben böyle bu şekilde gidiyorum. Fren basıncı göstergesi var. Onunla beraber yola çıktım. Onunla beraber gidiyorum. Sürekli gözümü oradan ayırmıyorum. Çünkü ben buradan emniyet basıncını, hava tüplerinde ne kadar hava var, hepsini görebiliyorum kontrollü bir şekilde. Oradan bakıyorum, bu kedi de av peşinde kardeşim. Bunu nasıl avlandın lan? Şey gibi, kaplan gibi atladı ya. Batale girdik. Burada yol 50'lik oluyor. Retarderimizi bir kullanalım. Retarder hemen de işliyor. Bak bu buradan daha önce yük yüklemiştim arkadaşlar. Ausland yurt dışı çalışırken bu Agro'dan çok yük yüklemiştim. Birçok firmayı o işim sayesinde tanıdım. Almanya'da olsun, İtalya'da olsun. Bir çiftlikmiş gideceğimiz yer. Bir tane palet yükleyeceğiz o çiftlikten. Çilek çiftliği, çilek üreticisi galiba. Avusturya'nın çilek tarlaları meşhurdur arkadaşlar. Kimisi çilek tarlalarının çileklerini işte olabildiği kadar yetiştirir. Halka açar, halk toplar çilekleri. Çıkarken kasada tartarlar. Ne kadar çilek topladılarsa yedikleri de onların karınadır. Burada öyle bir sistem var. İstediğin kadar ye içerideyken çilek tarlasında. Alabildiğinde parasını öde çık. Öyle bir sistem söz konusu. Burası Batel oluyor. Batel buralarda genelde arkadaşlar ne derler, böyle kur yerleri var. Kur dediğim de yaşlı insanların, rahatsızlık, belli bir yer rahatsızlık geçirmiş insanların gelip dinlenebilecekleri bir rehabilitasyon yeri, işte sağlıklarını kontrol altında tutabilecekleri, spor yapabilecekleri, sağlıklı beslenebilecekleri bir hastane ortamı gibi düşün. Ama
büyük tabii. İşte her şeysi olmuş oluyor. Spor salonu oluyor içinde. Bir sürü şey var. Yani orada tamamen sağlığınızla baş başa kalmış oluyorsunuz. Hemşireleri var sizlere yardımcı olan. Güzel güzel tertemiz bir şekilde burada kura giden insanlar çok. Böyle hep temiz havası olan yerlere genelde kur yerleri vardır. Buranın da havası temiz olduğu için çok yani böyle üreten bir fabrika tarzında bir yer yok şeyde. Batel'de işte kimyasal olsun veya başka bir şey. İşte bir plastik fabrikası olabilir, bir demir fabrikası vesaire falan yok. O yüzden buranın havası da yani bu çevrenin havası da biraz daha temiz. O yüzden buraya yaşlı insanların kurlarını yazıyorlar. Ama burası tabii en son yazılan bölgelerden bir tanesi diyebilirim. Hani tabii buraya da gelen var ama daha büyük, daha güzel ortam olan, tam bir doğanın içinde şehirle alakası olmayan yerler de var. Çok güzel yerlerde. Body Shield'da var. Ondan sonra ne derler ona? Bu Salzburg, Tirol taraflarında çok var. Oralar hepten Alp Dağları'nın içinde olan yerler var. Oralara keşke yazsalar değil mi? İnsanları. Bir rahatsızlık. Gerçi Allah sağlıktan etmesin ya. Sağlık her şeyden önce geliyor. Allah düşürmesin diyelim. Ama sağlık sistemi Türkiye'de tabii daha da üst düzeyde. Türkiye'deki doktorlarımız çok tecrübe olduğu için, vaka çok olduğu için Türkiye'de. Nüfus çok olunca vaka da çok oluyor. Her türlü şey var yani. Şimdi örnek vereyim mi bilmiyorum ama örnek verecek olursam. Yani adamı 50 yerinden bıçaklıyorlar affedersin. Doktorlar biliyor yani bu tarz vakalarla çok karşılaştıkları için. Neyin ne olduğunu biliyorlar hani. Vakaları nasıl, nereden müdahale edecekler. Bugün bizim Türkiye'nin asistan doktorları bile gerçekten çok donanımlı insanlar. Burada çok vaka olmadığı için, işte kanunlar, kurallar biraz sert olduğu için çok fazla böyle kavgaydı, dövüştü, bıçaklı, silahlı kavgalar hele olmadığı için hemen hemen. O yüzden burada vakalar biraz daha bir tık daha hani doktorların tecrübesi bence bizim doktorlara göre biraz daha az. Bizim doktorlar her türlü şeyle mücadele ediyor. Bunların da belki ilgi alanları yani daha çok üst oldukları bir konu vardır. Her şeyde olduğu gibi ama bence bizim Türk doktorlarının ustalığı sağlık konusunda her alanda var. Buradan da bunu söylemeden edemeyeceğim. Türk doktorlarımıza buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Onların yaptığı işler hiç kolay işler değil gerçekten. Bütün doktorların tabii. Bütün doktorlara saygı duyarım. Ben yapamazdım şahsen. Okusaydım yapamazdım yani. Bak buradan sola diyor. Ne kadar yolumuz kalmış? 6 dakika diyor. 4.2 kilometre yolumuz varmış. Yani biz şu anda doğru yoldayız. Onu söyleyebilirim. Oralardan girseydik. Oo, Allah ne kadar karıştırmıştık var ya. Biraz da uykusuzum bugün ya. Sabah bazı işlerim vardı, onları hallettim. Çok erken kalktım. Kendi özel arabamla alakalı işlerim vardı. Yağmur geldi gelecek. Aa, buradan sağa diyor. Bir dakika. Şimdi olaylar kopabilir. Daha ileriden bir yol var mı? Yani 4.3 kilometre bu yoldan mı gitmem gerekiyor illaki? 650 metre sonra sağa diyor. Bakalım nasıl bir yol. Güzel bir yola benziyor. Tabelada da gösterdiğine göre. Hani bazı yollar böyle ana yoldan sağa saparken tabelada pek çıkmıyor. Nasıl bir yer olduğunu bilemiyorsunuz. Ne diyor? Roar.
Centrum. Aa, Centrum'sa sıkıntı biraz. Daha ileriden verir mi acaba bir daha? Daha ileriden veremez. Yok yok, bizim buradan gitmemiz lazım. Ben kontrol etmiştim. Buradan sonra hep küçük küçük yollar şurada bitiyor, öyle söyleyeyim. Mecburuz buradan girmeye. Buradan gireceğiz mecbur. Bakalım nasıl bir yollara gireceğiz. Heh, şurada ne diyor? Çilek gösteriyor. Çilek aşağıda. Ha, çilek tarlasını gösteriyor bu ya. Biz de çilek tarlasından alacağız galiba ama yine biraz daha kurumsal bir tarladan alacağız ama bu yol nasıl bir yol? Abi aşağıdaki yollar enteresan yollar. Acaba o yollara girsem mi? Bu ne lan? 7,5 ton yasağı var. Aus Genemel, Fahrt Soyuk, Fürdi, Landweg ya. Bu yollara giremeyiz ya. İleriden yol var mı? Bakalım. Yok, ileriden de vermiyor ya. O yoldan girmezsek burayı nasıl bulacağız? İmkansız abi, buraya başka bir yoldan gelemeyiz ya. Neyse, düz gidip bir şeyden çıkmayı deneyelim ya. İleriden bir sola çıkmayı deneyelim. Bakalım düz gidince bizi nereye götürecek. Vallahi bak, çok sıkıntılı adresler ya. Hakikaten çok problemli adresler. Bu ne lan? Şöyle sağa doğru kıvrılalım. Yol kıvrılıyor. Orada da bir köprü gibi bir şey var. Şimdi çapraz taraftan deneyeceğim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ne olursa olsun burada sakinliğinizi koruyacaksınız. Girip çıktığınız yerler neresi olursa olsun sakin kalacaksınız. Tek teselliniz bu. Şimdi bir daha bu tarafa bir doğru gidelim bakalım. Biraz daha yolu bir pas geçip ileriden bir daha bir giriş sağlayacağım. Buradan denedik, olmadı. Buradan geldik zaten. Herhalde buradan mı geldik? Tabii buradan geldik. Şimdi büyük ihtimal buradandır. Bu yolları iyi hafızama kazıyım da. Biraz daha burayı pas geçtik. Biraz daha aşağıdan girmeyi deneyeceğiz. Şimdi şuradan bir daha bir kontrol edeyim. Bu yine çilek tarlasını oraya çıkartıyor ama yani bir tık daha iyi bir yola çıkartıyor mu acaba? Yani Hoffenler. Tamam, burası buradan. Tabela koymuş. 3,5 ton yasağı var lan diyor. Hoffenler. Girmesek mi acaba ya? Ulan 3,5 ton yasağı diyor. Girelim bakalım ya. Olmazsa bir daha çıkarız abi, ne yapalım. Eğer buraya gidecekseniz geçin diyor ama 3,5'la alakalı diyor ya. Ulan ileride de göl mölü var, şimdi oradan geçsek. Ya olmadı, geri geliriz ya, ne yapalım. Buradan da pek geri gelinecek bir yol değil ya. Ya tabela vermiş. Yani tabela verdiği yerden girdim.
Şimdi burada benim bir suçum yok. 3,5 ton yazıyor ama adam tabela koymuş kardeşim. Ama büyük ihtimal buralarda bir yerlerdedir ya diye umuyorum, inşallah da yanılmam. Nereye girdik lan? Ormanın derinliklerinde ilerliyoruz. Şimdi havada biraz kasvetli, böyle yağmur yağmur havası var. İnşallah ileriden şuradan bir dönüş alabilirim. Çünkü oralar biraz bakalım nasıl. Aa, araba geliyor, araba. Gel bakalım, gel 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 gel. Hep de yaşlı teyzeler denk geliyor bana ya. Oo, o ne? İleride bir dönüş görüyorum. Keskin bir viraj mı? Keskin bir viraj da soktuğu yol nasıl bir yol? Abi şuraya baksana ya. Yanımızda dere, nehir, nehrin bir bölümü akıyor. Dere akıyor, dere. Hey yavrum, hey, girdiğim yollara bak be. Bana ya. Yanımızda dere, nehir, nehrin bir bölümü akıyor. Dere akıyor, dere. Hey yavrum, hey, girdiğim yollara bak be. Köprüden zaten geçemezdik. İyi ki buradan girdik. Sen gel geç. Dur şunlara bir. Servus. Ich suche Hoffelner Globe. Moment. Hoffelner. Erdbeeren, ja. Wirklich? Große Felder, ja, ja. Ach so, passt. Danke. Aber es ist eng. Wirklich? Eng. Kleine, ja. Aber es ist da vorne, ja. Ja, ich kann fahren, kein Problem. Danke, ciao. Adam diyor ki, orası diyor küçük diyor ama ben dedim ki girerim dedim. Hoffelner, burada tabelası varmış lan, zaten yazıyormuş. İlerisi diyor sıkıntılı demek istiyor biraz diyor, dar diyor. Ekvatorda şişik kutuplarda basık mı diyor demek. Niye? Öyle bir şeyler anlatıyor ama anlamadım. Fark etmez bizim için. Hey yavrum, hey. Sen o arabayla girdiysen ben bununla girerim. Sıkıntı yok. Ulan bir an düz götürecek sandım ha. Buradan sağa döndürüyor. Ama çilek de düz diyor anasını satayım. Hoffelner. Hoffelner buradan diyor lan. Aga bu kafayı mı yemiş ya? Adamın dediği... Ja, was? Hoffelner. Kann ich fahren? Ach so, die Tafel ist diese Richtung. Ach so, schau. Ah, okay. 1 Kilometer. 1 Kilometer, passt. Danke. Dedim arkamdaymış. Tam da arkama durmuş. Aynı kilometre diyor. Bu da buradan gösteriyor da. Neyse, iyi oldu. Ulan adamlar tabelayı oraya koymuş. Oradan gidiyor. Diyor ki orada diyor değil diyor. Ama tabela oraya gösteriyor. Herhalde normal araçlar için. Arkadaş anlamadım ki yani. Yanıltıyorsun. Sana tır da geliyor. Niye tabela koyuyorsun ki o zaman? Koyma. Mantıksız mı yani, anlamadım.
burada başladı. Yarım saat gecikmeli söylediler yağmurda. İyi ki de girmedik oradan ha. Şanslı araba vardı. Yoksa vallahi yapıştırıyordum ha. Harbiden. Bayağı sıkıntılı bir yermiş ya burası. Şimdi navigasyon bu yolu gösteriyor zaten de şey bu yolu göstermiyor. Neydi adı? Tabela orayı göstermiyor. O yüzden haliyle ben de tabela uydum. Adam sonuçta dedim yanlış tabela koymaz. Ama herhalde o tabii çilek normalde çilek millet satın alıyorsa onlar için mi koydu? Ne yaptı? Olabilir. He, Hoffel'ne bak burasıymış. Buradan nereye gireceğiz acaba? Buradan bir yere giremeyiz herhalde ya. Şöyle bir şey yapayım da. O değil de buradan nasıl döneceğiz? Mevzulara gel.